21 Temmuz Çarşamba günü oynanacak PSV maçı öncesi hummalı bir çalışma var Galatasaray'da. Özellikle Jetson transferi için vites yükseltti Galatasaray ve Fatih Terim de oyuncuyu çok istiyor. Nasıl görüyorsunuz hocam PSV karşısında şansını Galatasaray'ın? Yani PSV kadar şansı var. Şimdi Hollanda futbolunu izliyoruz. Evet. Biraz toparlanmaya başladılar. Yani bir düşüşteydi onlar da. Avrupa Şampiyonası'nda 3 tane kazandılar, bir kaybettiler galiba, elendiler. Ama yavaş yavaş o ayak tabanlı, daha bir yeni Hollanda takımı oluşmaya başladı tekrar. Ama yani Galatasaray bu. Oturmuş bir kadrosu var, çok fazla giden oldu mu? Olmadı. Dolayısıyla bir sol bek transferi yapılıyor galiba. Evet. Birisinde karar kıldılar galiba. Dolayısıyla işte Gerson'la ilgili hala bir çalışma var. Ya Fatih Hoca tabii bu işin kurdu artık. Yani Galatasaray neye ihtiyacı olup olmadığını çok iyi bilen biri. Ve kulüp başkanıyla çok iyi bir uyumları var. Allah nazardan korusun. Böyle devam etsin. Dolayısıyla bu çok önemli tabii. Yani Fatih Hoca'ya orada farklı bakan birisi var. Daha önemse yani. Evet. Daha yaptıklarını doğru bulan bir başkan var. Dolayısıyla sanırım hocanın isteklerini olmaz demeyecekler. Çünkü onlar da yeni geldi, yeni bir heyecanla görevin başındalar. Yani Galatasaray tabii ki her zamanki gibi dört büyük takımın hedefi neyse Galatasaray'ın da o. Gönül istiyor ki tabii tur atlansın burada. Sanırım üç tane önerim oynayacaklar galiba. Az bir şey değil bu. Evet. Yani ilk çıkan da PSV. Maalesef. Yani o da iyi bir takım. Ama Galatasaray'da oynadığı takımlar kadar tur atlama şansına sahip benim görüşüm. Özellikle sol bek takviyesi ve belki de Jetson transferini bitirirse çok ciddi bir sıkıntısı olmayacak Yok, gibi görünüyor. Yani oturmuş bir takım, herkes orada. Ozan Zeybek ne düşünüyor? Şimdi Melike, biz biraz önce hani biraz eleştiriyormuş gibi olduk ama Fenerbahçe hakkında şunu söylemek istiyorum. Baktığımızda, bugünkü kadrolara baktığımızda yine ligin en güçlü kadrosu Fenerbahçe'de. Hiç transfer yapmadıklarını düşün. Fenerbahçe'nin rakibi olarak görebilecek... Hiç yapmadılar bile diyemezsin. İki transferi de yaptılar. Hayır, hiç şu anda böyle bırak yani bu takımları. İlaveleri gelmediğini düşün. Yani bugün beğenmediğin Samata bile çok değerli bir oyuncu haline gelebilir. Yeni teknik adamla, yeni ruh haliyle diyeyim. Ben Trabzonspor'un da mesela kadro yapılanmasını çok beğeniyorum ve en akıllı, sessiz, derinden giden bir Trabzonspor var. Şimdi Hamşik gibi Gervinho muydu diğer transfer? O... Bu oyuncuları almak benim gözümde riskli. Ama sen Abdullah Avcı, Ahmet Ağaoğlu dedin mi, bu oyuncuların bunlar kütüğüne bile inmiştir. Yani soy kütüğüne bile inmişlerdir. İyice kişisel analizlerini de yapmışlardır. Ve verim alacaklarını düşünüyorum. Bugün Fenerbahçe Hamsi'yi almış olsaydı, bak hani Galatasaray'dan konu buralara geliyor ama değil. Hepsini ilgilendiren konular bunlar. Bugün Galatasaray transfer taraftarını mutlu etmeyen Aytaç transferi var. Aytaç. Göztepe'den gelen transfer var. Alparslan. Ya Galatasaray ilk önce mutlu olması lazım. Bu tarzdaki oyuncuların da taraftarlar anlamında söylüyorum. Taylan'ın sahip çıkmaları lazım. Fenerbahçe de istiyordu değil mi? Fenerbahçe hiç istemedi. Bir takas konuşuluyordu ama. Yok, bazen böyle haberler çıkar da hiç Fenerbahçe'nin hiç gündemine gelmedi. Yani bu net bildiğim bir şey. Doğru transferler. Bu oyuncular bu takımlarda önemli, tecrübeli teknik adamlarla önemli yerlere gelebilirler. Bunlar yetenekli oyuncular ama daha çok bunların üzerine titreyip sadece futbol üzerine değil, mantık anlamında da, yaşam tarzı anlamında da abilik, babalık yapacak adamlara ihtiyaçları vardı. Çünkü bakıyorsun yetenekli oyuncu bulmak da zor. Şimdi Gerson Fernandes, tamam, çok değerli, çok önemli bir oyuncu. Sen bugün Aytaç Karay'la aynı kefeye koyduğunu düşün bu tarz oyuncunun. Taylan'la aynı kefeye koyduğunu düşün. Dünya markası olarak isimleri çok farklıymış gibi gelebilir. Transfer markette birisi 30 milyon euro, birisi 2 milyon euro olarak geçebilir ama aralarında bu kadar çok büyük bir fark yok. Yani bunları nasıl kullanabileceğin, nasıl kullanılır hale getirebileceğin önemli. Bu oyuncuların motivasyonundan tut, yaşam tarzları. Yani bu o kadar basitmiş gibi geliyor ki yaşam tarzı dediğinde her şey. Yani bir saatlik uyku bile oyuncunun birçok şeyini değiştiriyor. Ben Trabzonspor'da çalışırken o dönemin yıldız futbolcuları benim odama gelirdi mesela yönetim binasında. O konuştukları konu, abi bu kotum nasıl, markası iyi mi, arabamın şeyi nasıl. Yani bunları başka türlü yönlendirebilmek önemli. Fatih Terim zaten bu konuda çok tecrübeli. Hem döverken sever, severken de dövebilir. Yani her şeyi yapabilir. Onların ilk önce zaten saygısıyla, hayranlıkla gelen oyuncular var. Onlardan nasıl verim olacağını biliyor. Mesela Aytaç buraya imza atmaya gelmeden biz beraberdik. O kadar güzel bir heyecanı vardı ki. Yani tabii. Böyle kıpır kıpırdı, gidiyorum hocam falan.
Yani çok istekli ve ben çok katkısı olacağını düşünüyorum. Hazırlık maçında da 3 golü var. Öyle mi? Toplamda takip hazırlık maçlarında. Yani. İyi, daha ne yapacak? Hocam o senin bahsettiğin işte o arzu şu anda evet, sahaya yansıyor. Ya nasıl geldi yani? Yani İştahlı. Öyle bilen zaten bir şey biz gibi. Doymuş oyuncuların ne kadar sıkıntı yarattığını geçen sezon Başakşehir evet, evet. örneğinde gördük. Evet. Belki yani bir de şimdi 8 artı 6 Türk oyuncu gerekiyor. Yani bunlar da Türkiye evet. pazarındaki önemli oyuncular yani. Yalnız Galatasaray'ın ve Fatih Terim'in bazı eski defterleri vardır. Her hoca gittiğinde yine Ziya Hoca'nın kulağını çınlatacağım buradan ama hani Ayman muhabbeti vardır ya. He. Mesela Onyekuru gelecek. Abi Onyekuru gelmesin artık ya. İstiyor mu gene? Herhalde istemiyor. Anlatabildim mi? Gelmesin artık. Yani böyle ismi geçenler vardır ya devamlı. Bu geliyor, bu gidiyor diye. Yeni oyuncular, yeni şeyler. Yalnız gelen yönetim dışarıdan baktığında ben yönetirsem şunu yaparım. Bu arabayı ben kullanırsam daha güzel kullanırım. Bu para bende olsa daha iyi yatırım yaparım diyen mantık vardır ya. Yönetim geldi dışarıdan göründüğü gibi çıkmadı şimdi bu iş. Evet. Para bulabilmek. Daha önceden sen başkan olursan ben de şunu yaparım diyenlerin hepsinin telefonu kapalı. Yani bunları oluşturabilmek, o algıyı, birlik, beraberliği, o ateşi verebilmek onların en büyük avantajı şu anda Fatih Terim'i kaybetmemeleri. Fatih Terim'i kaybetmiş yeni bir yönetim gelmiş olsaydı işleri daha da zor olurdu. Koltuk sevdası değil o renklere duyulan sevda önemli. Hocam bakın ne var burada. Yılmaz Hoca ile mi? Hocam büyük bir sevgiyle bakıyorsunuz Fatih Terim'e. Böyle bir o biraz sinirli ama siz çok şimdi güzel. Şimdi Fatih hocamızı dışarıdan baktığında böyle sempatik bulan da var antipatik. Ama onunla yapılan dostsanız, arkadaşsanız o başka bir şey. Hiç o şurada gördüğünüz Fatih Terim değil. Değil, değil mi? Yok yok. Adamdır. Etrafındaki bütün yardıma ihtiyacı olan arkadaşlara eli çok açıktır. Tam bir Adanalı yani. Adanalı demişken hocam tweetler geliyor size. Burak Bey demiş ki Yılmaz hocam Balotelli senin oyuncun olsa nasıl olurdu acaba? Çok merak ediyorum. Yani başkan ben de gelirken işte iki deli bir araya geldik dedi. Şimdi ona diyor. Yani orası tımarhane gibi. Hocam ya yalnız orası. Murat ama, Sancak son sayfayı izleyip geliyor. Geldi mi acaba Türkiye? Gelmiş. Bugün. Çok şükür, çok şükür. Röportajı da var. Birazdan var. İzleyeceğiz röportajı. Onu izledikten sonra konuşsak iyiydi aslında ya. Hazır mı? Konuşacağız, konuşacağız birazdan. Şimdi transfer konuşmaya devam edeceğiz. Bir yandan da Beşiktaş'ta da Luke de Jong gündeme geldi. Bir haberin detaylarına bakalım. Beşiktaş'ı da konuşacağız. Hem Galatasaray'ın hem Beşiktaş'ın yeni sezon formalarını da konuşacağız. Tabii önce transferi çok merak ediyorsunuz. Bir haberimizi izleyelim. Hocam, az önce tam da Hollandalılardan bahsediyordun. Hollandalı golcü Luke de Jong olur mu Beşiktaş'a? Diego Costa mı? O mu? Hocam sen söyle şimdi. Benim yorum yapmak ama hocam Beşiktaş tarafı...